Bu meseleden merhabalar. Türkiye, 1975 yılında ilk defa katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında toplam 34 kez yarışmıştır. Semiha Yankı ile başlayan Eurovision serüveninde en son 2012 yılında Can Bonomo ile yer aldık. Ülkemizin 2018 yılında yarışmaya dönme ihtimali gündemi uzun süre meşgul etse de 63. Eurovision şarkı yarışmasının adaylarının birer birer açıklandığı bugünlerde Türkiye'nin katılmayacağı kesin olarak belli oldu. Bu videomuzda yarışmada uzun yıllar etkili olamayan ancak katıldığı son dönemlerde önemli başarılar elde eden Türkiye'nin Eurovision tarihindeki en iyi 10 derecesini sizler için listeledik. Listeyi yaparken aynı dereceyi alan şarkılardan puanı yüksek olana bir üst sıra değer verdik. Sararıyor geçmiş sayfamda, izleri siliniyor, renkleri soluyor. 10 numara Pınar Ayhan ve SOS Band, Yorgunum Anla. 1996 ve 1997 yıllarında Eurovision Türkiye finalinde ikincilik alan Pınar Ayhan, 2000 yılında Türkiye seçmelerinde birinci olmuş ve İsveç'in başkenti Stockholm'da gerçekleşen 45. Eurovision şarkı yarışmasına katılmıştır. Türkiye, güftesi Pınar Ayhan ve Orkun Yazgan'a, bestesi Sühan Ayhan'a ait olan Yorgunum Anla isimli yarı Türkçe, yarı İngilizce şarkı ile 59 puan alarak 10. olmuştur. Dokuz numara, Klipsi ve Onlar, Halley. Adı duyulmamış iki grubu 1986 Eurovision şarkı yarışması için bir araya getiren müzisyen Melih Kibar'dır. Türkiye'yi temsil eden grup, sözlerini İlhan Erem'in yazdığı Halley isimli şarkı ile 53 puan alarak 9. olmuş ve o tarihe kadarki en iyi dereceyi kazandırmıştır. Sevgili dünya, gülmeye başlar, sonsuz olsun kahkaha. Sekiz numara, Can Bonomo, Love Me Back. 2011 yılında ilk albümü Meczup ile tanınan şarkıcı, 2012 yılında Bakü'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. 112 puan alarak 7. olan Can Bonomo, Türkiye'yi yarışmada temsil eden son isim olmuştur. Yedi numara, Mor ve Ötesi, Deli. İlk albümlerini 1996 yılında çıkaran rock grubu, söz ve müziği kendilerine ait olan Deli isimli şarkı ile 53. Eurovision şarkı yarışmasına katılmıştır. Mor ve Ötesi, 2008 yılında Belgrad'da düzenlenen yarışmada 138 puan alarak 7. olmuştur. Altı numara, Kenan Doğulu, Şey Kitap Şekerim. 2007 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 52. Eurovision şarkı yarışmasına söz ve müziği kendisine ait olan Şey Kitap Şekerim adlı şarkıyla katılan Kenan Doğulu, Sezen Aksu ve Ozan Doğulu ile çalışmıştır. Yarışmada 163 puan alan şarkı Türkiye'ye dördüncülük getirmiştir.
5 numara, Hadise, Düm Tek Tek. 2009 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ülkemize Düm Tek Tek isimli şarkıyla temsil eden Hadise, şarkı sözlerini Sinan Akçıl ve Stefan Fernandez ile birlikte yazmıştır. Şarkının bestesi ise Sinan Akçıl'a ait. Toplamda 177 puan ile 4. olan şarkı 6 ülkeden tam puan almıştır. Dört numara, Athena, For Real. 2004 yılında ülkemizin ev sahipliği yaptığı 49. Eurovision şarkı yarışmasına söz ve müziği kendilerine ait olan şarkı For Real ile Athena katılmıştır. Yarışmada 195 puan ile 4. olan şarkı Türkiye'nin Eurovision tarihinde aldığı en yüksek puan olmuştur. Numara, Şebnem Paker ve Grup Etnik, Dinle. 1996 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında 12. olan Şebnem Paker, bir yıl sonra Dublin'de düzenlenen yarışmaya Grup Etnik ile birlikte katılmıştır. Sözleri Mehtap Alnı Temiz, müziği Levent Çoker'e ait olan Dinle ile 121 puan alarak 3. olan Şebnem Paker ve Grup Etnik, Türkiye'ye 1997 yılına kadar Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarıyı getirmiştir. Sormaya, varmaya. Dinle. Bir aşkın sonu var mıydı diye sormadan, sevip sevip acı dinmeden, gece bitmeden, yola düşmeden bulurum seni. İki numara, Manga, We Could Be The Same. Norveç'in başkenti Oslo'da 2010 yılında 55.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi Manga temsil etmiştir. Bestesi kendilerine ait olan We Could Be The Same adlı şarkının sözlerini Evren Özdemir ve Fiona Mavari Akıncı ile birlikte yazan Manga 170 puan alarak Türkiye'ye ikincilik getirmiştir. Bir numara, Sertab Erener, Every Way That I Can. 1989 ve 1990 yıllarında Eurovision şarkı yarışmasının elemelerine katılan ancak dereceye giremeyen Sertab Erener, 2003 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil etmiştir. Demir Demirkan, sözlerini yazdığı eserin müziğini Sertab Erener ile birlikte yapmıştır. Erener, Every Way That I Can isimli şarkıyla 167 puan alarak Türkiye'ye ilk ve tek birincilik derecesini getirmiştir. Videomuzu izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.